Merhaba, bu dersimizde izolatörler konusunu anlatacağız. Genel anlamıyla izolatör, faz iletkenlerini topraktan yalıtmaya veya hava iletkenlerini direkler üzerinde taşımaya yarar. Bir izolatörden beklenen temel özellikler şunlardır. Aslında bir izolatörün temel görevi elektriksel olarak yalıtkanlığı sağlamaktır, ilk görevi. O yüzden elektriksel dayanımı iyi olmalı, iyi bir yalıtkan olmalıdır. İkinci özelliği, mekanik olarak da yükleri taşıyabilmelidir. İletkenler izolatörlere, izolatörler de traverslere ya da konsollara bağlanır. Dolayısıyla taşıyacağı iletkenin mekanik olarak ağırlığını da taşıyabilmeli. O yüzden de mekaniksel dayanımı da iyi olmalıdır. Üçüncüsü ise kendinden temizlenebilme özelliği iyi olmalıdır. Yani üzerinde birikebilecek toz ve kirleri yağmur suları ve rüzgar ile kolayca temizleyebilmelidir. İzolatörlerin beklenen temel özelliklerden üçü bunlardır. Yapıldığı malzemeye göre izolatörleri dörde ayırıyoruz. Porselen izolatörler, cam izolatörler, epoksi reçine ve silikon kompozit izolatörler olmak üzere dörde ayırıyoruz. Porselen izolatörler şu anda da günümüzde de en fazla kullanılan izolatör tipi olduğunu söyleyebiliriz. Bunların yapı malzemeleri %50 kaolin, %25 feldispat ve %25 kuvarstır. İzolatörün dielektrik dayanımını artırmak için ince bir sır tabakasıyla, ki bu tabakaya da porselen ismini veriyoruz, kaplanarak yüzeyinin pürüzsüz olması sağlanır. Çünkü yüzey pürüzsüz olunca az önce söylediğimiz kendinden temizlenme özelliği de yüksek olur. Porselenin dielektrik dayanımı 60-70 kilovolt bölü santimetre civarındadır. Cam izolatörlerde yapım malzemesi camdır. Dielektrik dayanımı porselene göre daha büyüktür. 140 kilovolt bölü santimetre civarındadır. Maliyetleri ucuz, daha ucuzdur. Saydam oldukları için kırık ve çatlakları kolayca görülebilir. Porselen izolatörlerde kırık ve çatlaklar görünmez ve bu kırık ve çatlak yerlerde kısmi deşarjlar oluşabilir. Bu da zamanla arızalara yol açabilir. Ancak cam izolatörlerde kırıldığı zaman rahatlıkla görüldüğü için veya tamamen cam parçalandığı için görülür ve yenisiyle değiştirilir. Cam izolatörlerde ortam ısısının değişmelerinde üzerlerinde nem toplamaları meydana gelir ki bu da atlamalara neden olabilir. Bu da cam izolatörün bir dezavantajı. Epoksi reçine izolatörler mekanik dayanımı çok iyi olan izolatörlerdir. Ancak diğer izolatör türlerine göre çok pahalıdır. Bu nedenle özel durumlar haricinde pek kullanılmamaktadır. Dördüncüsü ise silikon kompozit izolatörler. Silikon malzemesinden yapılan ve porselene ve cama göre bazı avantajlarından dolayı son yıllarda daha sık kullanılmaya başlanan izolatörlerdir. Silikon kompozit izolatörler. Ancak bunların mekanik dayanımları porselen izolatörlere göre biraz daha az olmakla birlikte aynı zamanda hava şartlarından da etkilenebildikleri için şu anda yine özellikle çok yüksek gerilimlerde porselen izolatörler hala tercih edilebilir durumdadır. Ancak silikon izolatörler üzerinde yapılan çalışmalar dezavantajlarını azalttığı durumda porselen izolatörlerin yerini yavaş yavaş almaya başlayacaktır. Evet, izolatör tiplerini görüyorsunuz. Bahsettiğimiz izolatör türleri. Evet, şunlar porselen izolatörler. Cam izolatörleri ikinci satırda görüyorsunuz. Silikon izolatörler ve pahalı olduğu için çok kullanılmayan epoksi reçine izolatör türlerini görüyoruz. Porselen ve cam izolatörleri karşılaştırırsak bir kısmını aslında söyledik az önce. Cam izolatörler şeffaf olduğu için çatlama ve kırılmaların tespiti porselene göre daha kolay. Maliyetleri daha az basit şekiller için. Termik genleşmeleri porselen izolatöre göre daha küçük olduğundan ortam ısısı değişikliklerinde fiziki zarar görme olasılığı daha az. Ve cam ışığı geçiren bir malzeme olduğu için daha az ısınıyor. Dielektrik dayanımları daha yüksek. Ancak bunun yanında porselen izolatörler fiziksel ve kimyasal dış etkilere karşı daha dayanıklı. Ayrıca nem cam izolatör üzerinde porselene göre daha çabuk yoğunlaştığı için cam izolatörler üzerinde
kirler daha fazla toplanır ve kaçak akımlar daha fazla oluşur. Dolayısıyla kirlenme atlaması yönünden de porselen izolatör cam izolatöre göre biraz daha avantajlı. Ancak silikon izolatör de kirlenme atlaması yönünden porselen izolatöre göre avantajlı. Özellikle silikon izolatörlerde hidrofobi dediğimiz su tutma özelliği daha iyi olduğu için porselen izolatörlere göre kirlenme atlamasında daha iyi bir performans göstermektedirler. Epoksi reçine izolatörler suya, aside, alkaliye karşı çok iyi direnç gösteren bir reçine türünden yapılan izolatörlerdir. Ancak pahalı olduğu için enerji nakilatlarında pek kullanılmazlar. Fakat bara ve ayrıcı mesnet izolatörü olarak kullanılabilirler. Silikon izolatörlerin üstünlükleri darbelere karşı dayanıklıdır. Hafif olduğundan kurulumları kolaydır ve tesise ek bir yük getirmez. Gerilme kuvvetlerine karşı dayanımı çok yüksektir. Üzerinde yağmur ve kar suları tutunamadığı için hidrofobi özelliğinden dolayı elektriksel ark oluşmaz. Çatlama ve kırılma riski çok azdır. Çok soğuk ve çok sıcak havalarda bile özelliklerini kaybetmezler. Bu tabloda da yapı malzemelerine göre izolatörlerin bazı özelliklerinin karşılaştırılmasını görüyorsunuz. Taşıdığı iletkenin gerilimine göre izolatör çeşitlerini alçak gerilim izolatörleri, orta gerilim izolatörleri, yüksek ve çok yüksek gerilim izolatörleri olmak üzere üçe ayırıyoruz. Kullanım yerlerine göre izolatörleri beş gruba ayırıyoruz. Bunlar mesnet izolatörler, zincir izolatörler ki kendi arasında askı tipi ve gergi tipi olmak üzere ikiye ayrılır. Geçit izolatörleri, çubuk izolatörler ve yine kendi içerisinde beşe ayrılan özel amaçlı izolatörler. Şimdi bunları sırasıyla görelim. Birincisi alçak gerilimde kullanılan mesnet izolatörler. Alçak gerilimde iletken kesitine bağlı olarak E60, E80 veya E95 izolatörleri kullanılır. İletkenler mesnet izolatörlerde izolatörlere taşıyıcı bağ ile bağlanırlar. Şu izolatörü şuraya iletken taşıyıcı bağ ile bağlanır. E95 dediğimiz tip iki tipi vardır bunun. Şurada gördüğümüz E95'e 2'dir. Gördüğünüz gibi iki yuvalı olduğu için E95'e 2'dir. Bir de bunun 3 yuvalı olanı var. O da E95'e 3'tür. Bunlar da durdurucu direklerde gergi izolatörü olarak kullanırlar. Dolayısıyla bu tür izolatörlerde iletkenler izolatörlere durdurucu bağ ile bağlanır. Evet, burada iki tane alçak gerilim izolatörünün yani E80 ve E95'in hatta E95'e 2 de var tabloda. Şimdi E80 ve E95'in şekli aynı. Ama işte H ile gösterdiğimiz yükseklik, D ile gösterdiğimiz izolatörün çapı ve diğer D1 küçük de ABC değerleri şekillerde görünüyor. Bunlara ilişkin değerler tabloda görmek mümkün. E95'e 2 az önce söylediğim gibi şu şekilde iki yuvası olan izolatör. Onun da ona ilişkin büyüklükleri de tabloda görüyorsunuz. Orta gerilimde kullanılan mesnet izolatörler ise iki tiptir. VH-T dediğimiz pin tipi izolatör, şu VH-T tipi veya VKS dediğimiz şu ise VKS tipi dolu tip izolatör. Bunlar da izolatör demiri yardımıyla mesnet noktası dediğimiz bu direk travers olabilir. Mesnet noktasına sabitlenen bir veya birkaç burada olduğu gibi siperi bulunan izolatörlerdir. Bu izolatörler genelde tek parça halinde yapılabilir ama bazen iki veya daha fazla kısımdan yapılıp da tek parça haline getirilmiş olabilir. Özellikle cam ve sis tipi olanlarda bu özellikler kullanılır. Yine şekilde orta gerilim mesnet izolatörleri yani VH-T 35 ve VKS 35 şeklini görüyorsunuz. Tabloda da VH-T 35'e ilişkin parametreleri görmek mümkün. Zincir izolatörler, İngilizcesi string insulators ya da cap and pin tipi izolatör de demek mümkün. Zincir izolatörlerin özelliği şudur. Burada şekillerde tek bir zincir elemanını görüyorsunuz.
Zincir izolatörün üst kısmında, kep dediğimiz kısımda, yani kapak kısmında şurada bir yuva vardır. Alt kısımda ise pin dediğimiz kısımda bir demir vardır. Şu ikisinin birbirine bağlantısı şöyle olur. Aynı tipten tabii olmak üzere. Burada biri normal tip, biri sis tipi ama aynı tipte izolatörler. Birincinin demir kısmı şu ikincinin yuva kep kısmına gelir ve özel bir aparat yardımıyla çıkmayacak şekilde tutturur. Dolayısıyla bu ikisi artık iki zincirli bir eleman olur. Dolayısıyla gerilim seviyesi arttıkça zincir sayısını artırmak suretiyle izolatör zinciri uzar. Yüksek gerilimlerde, çok yüksek gerilimlerde daha uzun zincir elemanlarına ihtiyaç vardır. Çünkü gerilim seviyesi büyük olduğu için kirlenme atlamasını ya da atlamaların önüne geçmek için zincirin boyu da uzatılır. Zincir izolatörler iki tiptir. Bir tanesi normal tip, diğer ise sis tipi izolatörlerdir. İkisi arasındaki fark, sis tipinde şu izolatörün dişleri arasındaki veya şöyle şu gösterdiğim sızma yolu uzunluğu daha fazladır. Şimdi izolatör özellikle burada izolatörün şu alt kısmına iletkenin bağlandığını düşünürsek zincir tipi izolatörde buraya iletken bağlı, şurası ise traverse ya da konsola bağlı. Dolayısıyla bu izolatörün amacı iletkenin bağlı olduğu kısım ile şurası da sonuç olarak demir olduğu için porselenin başladığı noktadan düşünün. Buradan iletkenin bağlı olduğu kısma kadar olan izolasyonu sağlamalıdır. Kaçak akım oluştuğu zaman da akım izolatör üzerinde ancak şu yolu izleyerek bir kısa devreye neden olabilir. Tabi bazı durumlarda şu aradaki aralardan atlamalar da meydana gelebilir. Ancak normal tipte gördüğünüz gibi bunların, bu dişlerin uzunlukları daha kısadır. Sis tipinde bunlar biraz daha birbirinden farklı uzunluklarda yapılır ve böylelikle kaçak sızma yolu uzunluğunun daha fazla olması sağlanır. İşte bu kaçak mesafesi sis tipi zincir izolatörlerinde normal tiplere göre 1,5 kat daha fazladır yaklaşık olarak. Evet, zincir izolatörlerde burada yine tek bir elemanı görüyorsunuz. Porselen ve cam tipi elemanları görüyorsunuz. Bir zincir izolatörde bulunması gereken eleman sayısı yaklaşık olarak 10 kilovolt için bir eleman, 34,5 için 3 eleman, 66 için 4-5 arasında değişiyor. 154 için 9-11 veya 220 kilovolt için 14-20 eleman şeklinde. Bu şekilde gerilim seviyesi arttıkça zincirde kullanılacak eleman sayısı da doğal olarak artıyor. Burada 10 kilovolt için bir eleman denildiği için yaklaşık olarak her bir zincir elemanının 10 kilovolta kadar dayandığını söyleyebiliriz. İzolatör zincirleri iki şekilde kullanılır. Ya askı tertibatlı takım, ki düz hatlarda taşıyıcı izolatör olarak görev yapar ve yere dik doğrultuda bulunurlar. Bunu da tek askı ve çift askı takım olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Ya da gergi tertibatlı takım dediğimiz durdurucu direklerde gergi amacıyla kullanılan izolatörler. Bunlar da yine tek gergi ve çift gergi takımı olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Bu askı tertibatlı takım ve gergi tertibatlı takımı ileride fotoğraflarda yeri geldikçe tekrar hatırlatırız. Aslında geçen derslerimizde bunlarla ilgili fotoğraflara yer vermiştik. Evet, bir başka izolatör tipi çubuk izolatör. Özellikle hava hattı çubuk izolatörleri orta gerilim ve yüksek gerilim enerji iletim hatlarında askı veya gergi şeklinde iletken ile konsol arasında kullanılan izolatörlerdir. Bunlar L sembolüyle L40, L70, L100 ve benzeri sembollerle gösterilirler. Porselen çubuk izolatörlerin tercih edilmesinin nedenleri porselen ve metal arasındaki bağlantının, yani şuradaki porselen ve metal arasındaki bağlantının daha emniyetli olması, kirlenmeye karşı dayanıklı, daha dayanıklı olması, zincir izolatörlere göre daha az metal kullanılması, elektriksel olarak delinmez bir gövdesi olması, yani şu gövdenin tamamının ark ile delinmesi çok daha zor.
Dolayısıyla kısa devreye karşı daha dayanıklılar. Kaçak mesafesi daha uzun. İşletme ve bakım masrafları porselen normal izolatörlere göre daha az. Bir başka izolatör tipimiz duvar geçit izolatörleri. Özellikle orta gerilimde hariçten dahile veya tam tersi dahiliden dahiliye kullanılan duvar geçit izolatörleri bina içerisine iletkenin alınması için kullanılır. Şekilde bir trafo binası görüyorsunuz. Bunun içerisinde bir trafo var. Dolayısıyla trafonun yüksek gerilim sargılarına işte orta gerilim gelecek. Daha sonra da trafodan alçak gerilim sargıları çıkacak. Bu iletkenleri doğrudan doğruya duvarın içinden duvara temas edecek şekilde geçiremeyiz. İşte bu yalıtımı sağlamak için duvar tipi geçit izolatörleri kullanılır. Şurada orta kısımda bir metal kısım vardır. İşte bunun bir kısmı duvarın dışında kalır, kalan kısım duvarın içindedir. Yani şurada tam gördüğünüz yarıdan itibaren şu metal kısım bağlantısı buraya yapılmıştır. Şu kısım. Dolayısıyla bunun yarısı duvarın gördüğünüz gibi dışarıda, duvarın dışında ama yarısı da duvarın içinde. Şu iletken, şu ucuna iletken şuraya bağlanıyor. Zaten burada gördüğünüz demir izolatörün içinden aynen geçtiği için iletkenin biri buraya bağlanıyor. Diğer iletken de buraya bağlandığı zaman bu izolatör yardımıyla iletkeni aslında bina içerisine taşımış oluyoruz. Bir de transformatör geçiş izolatörleri var ki bunlara da bushing diyoruz. Bu da dağıtım transformatörlerinin üzerinde kullanılan mesnet olarak kullanılan izolatör tipleridir. Burada da izolatörün görünen kısmı şuradan itibaren aslında burada da trafo üzerinde bunları göstermek mümkün. Gördüğünüz gibi bakın trafo üzerinde geçiş izolatörleri kullanılmış. İletkenler şuraya iletkeni bağlantısını yaptığınız zaman zaten içerisinden yine iletken bir kısım mevcut. Dolayısıyla trafonun sargılarına iletkenleri buradan 3 faz olduğu için orta gerilimde 3 tane bushing ama alçak gerilimde 4 tane burada 1, 2, 3 ama bir tanesi de şunun arkasında kaldığı için görünmüyor. 3 faz 1 nötr olarak transformatör geçiş izolatörleri ya da bushingleri kullanmak mümkün. Evet, ark boynuzu şurada gördüğümüz şu iki eleman ark boynuzunu oluşturuyor. Özellikle iletim ve dağıtım hatlarında meydana gelen aşırı gerilimlerden dolayı bazen izolatörler üzerinde izolatör yalıtım özelliğini kaybederek bir kısa devre şöyle şu yol tamamlanırsa bir kısa devre meydana gelir. Bu kısa devre meydana geldiği zaman bu izolatör parçalanır, zarar görür. Ayrıca iletken kısım traverse yani direğe temas ettiği için direk zarar görür. Yüksek gerilimlerde bu izolatörün parçalanması, direklerin devrilmesi veya transformatör bushinglerinin meydana geliyorsa trafo sargılarına zarar verebilir. Bunun önüne geçmek için yani teçhizatımıza zarar vermemesini önlemek için şöyle gördüğümüz ark boynuzları ile şuradaki kaçak yolu uzunluğu biraz daha azaltılır. Ama tabii bu normal işletme geriliminde şuradan bir kaçak akım akmayacak şekilde bu uzunluk aralık ayarlanır. Normal işletme geriliminde buradan akmayacak ancak aşırı gerilimlerde buradan kısa devrenin olması daha kolay olduğu için izolatör üzerinden değil de ark boynuzunun iki ucu arasından eğer kısa devre olursa çünkü bu ark boynuzlarının bir tanesi toprağa bağlı, bir tanesi enerjili, bir tanesi toprağa bağlı. Dolayısıyla buradan herhangi bir zarar vermeden aşırı akım toprağa verilecektir. Ark boynuzlarının kullanılma sebebi bu. Özellikle transformatör geçit izolatörü dediğimiz bushinglerde ve burada görüldüğü gibi zincir izolatörlerinde sıkça kullanılan bir elemandır ark boynuzu. Evet, bara mesnet izolatörü dediğimiz yani baraları taşımak için kullanılan izolatör tipi. İşte bu izolatörlerin epoksi reçineden yapılabileceğini söylemiştik. Şurada şu gördüğünüz renkli olarak gördüklerimiz baralar. Bu bir pano ya da bir
trafo binası içerisinde olan bir kısım olabilir. Dolayısıyla baraları şuradaki metalden yalıtmak için kullandığımız izolatörlere bara mesnet izolatörleri diyoruz. Peki izolatör seçimi yaparken, yani izolatörün kullanıldığı gerilim seviyesinde atlama gerilimini belirlemek için kullanılan bazı formülasyonlar var. IEC dediğimiz, yani International Elektrik Komisyonu, Uluslararası Elektrik Komisyonu'na göre bir izolatörün UA ile gösterdiğimiz atlama gerilimi U işletme gerilimi olmak üzere 2U artı 10 kilovoltla gösteriliyor. Ancak Alman standardı diyor ki evet bu 2U artı 10 ile kullanılır. Ancak %10 aşırı gerilimleri, %10 fazla aşırı gerilimleri düşünerek bunu diyor 1.1 ile çarpmak lazım diyor. Ama İsveç bu konuda biraz daha ihtiyatlı davranarak 1.1 çok olur. Bunu 0.85 ile çarpmak gerekir diyor. Yani 3 farklı formülasyon var. Bunlardan herhangi bir standardı izolatör seçiminde kullanılabilir. Yani izolatörün atlama gerilim hesabında bu formüllerden herhangi biri kullanılabilir. Şimdi de zincir izolatörlerde potansiyel dağılımı konusuna bakalım. Şimdi şurada şu kısım direğe bağlı olan travers olduğunu, yani şurayı travers kabul edelim. Burada da işte direk var. Yani direğin tamamını çizmemişiz. Diyelim burada da direk var. Direğin eksenini çizmiş olduğumuzu kabul edelim. Ve burada da zincir izolatör var. Burada mesela 5 elemanlı bir zincir olduğunu kabul edelim. Yani bir direkte bir 5 elemanlı bir zincir izolatör bağlanmış ve izolatörün en altında da askı tipi bir zincir izolatör, bir iletken bağlı. Dolayısıyla burada her bir izolatör elemanından dolayı C ile gösterdiğimiz kapasiteler meydana gelir. Ayrıca izolatör elemanları ile direk arasında ise yine C1 kapasiteleri söz konusudur. O yüzden burada her bir zincir izolatör elemanının kapasitesini C ile gösterdik. Direk ile izolatör zincirleri ya da izolatörün her bir elemanı arasındaki kapasiteleri de C1 ile gösterdik. Ve her bir C kapasitesi üzerinde bir gerilim oluşacaktır. Bunları da yukarıdan itibaren V1, V2, V3, V4, V5 şeklinde ve toplam gerilimi de V şeklinde gösterelim. Şuradaki düğüm noktalarını da A, B, C, D şeklinde gösterip her bir akıma bir isim verdik. I1'den başlayıp I9'a kadar olan akımları isimlendirdik. Şimdi bir kapasite üzerinden geçen, herhangi bir kapasite üzerinden geçen akım kapasitenin gerilimi ile XC reaktansının oranına eşittir. Yani V bölü XC veya omega çarpı C çarpı V ile gösterebiliriz. Bir kapasiteden geçen akım madem bu şekilde, o halde buradaki bütün akımları yazabiliriz. Şimdi dikkat ederseniz I1 akımı C kapasitesinden geçtiği için ve C kapasitesinin gerilimi de V1 olduğu için I1 omega C V1 eşit. I2 akımı bu sefer C1 kapasitesinden geçen akım omega çarpı C1 şu noktanın gerilimi V1 olduğu için direğe göre gerilimi yine burada V1'i kullandık. I2'de de. I3'ü benzer şekilde işte omega C V2 yazacağız. I5, I7 ve I9 da benzer şekilde yazılır. Sadece burada gerilimler değişiyor. Ancak mesela I4, I6, I8 yazarken I4'e dikkat edelim. I4 omega C1 çarpı B noktasının gerilimini alacağım için B noktasının traverse göre gerilimi, yani V1 artı V2 alıyorum. I6'yı yazarken omega C1 C noktasının gerilimi V1 artı V2 artı V3. I8'i yazarken omega C1
ve D noktasının gerilimi yerine V1 artı, V2 artı, V3 artı şu değeri V4 yazıyoruz. Şimdi buradan akım değerlerinin hepsini yazdık. Şimdi de şuradaki düğüm noktalarına göre, A, B, C, D noktalarına göre akımların eşitliklerini yazarsak, örneğin A noktasındaki I3 akımı neye eşittir? I1 artı 2 eşittir. B noktası için ne yazabiliriz? I5 eşit I3 artı I4 yazabiliriz. C noktası için I7 eşit I5 artı I6 ve D noktası için de I9 eşit I7 artı I8. Yani 4 tane düğüm noktası için 4 tane akım denklemi yazıp burada bulduğumuz tüm akım değerlerini bulmuştuk. Bunları yerine yazalım. Örneğin birinci noktada I3 eşit I1 artı I2. I3 neye eşitti? Omega C V2 eşitti. Omega C V2 yazdık. I1 yerine Omega C V1, I2 yerine de Omega C1 V1 yazıyoruz. Dolayısıyla birinci denklemden şöyle bir eşitlik bulduk. Benzer şekilde diğer denklemlerden, yani B'ye ilişkin denklemden şu eşitliği bulduk. C noktasına ilişkin yazdığımız akım denklemlerinden ve son olarak D noktasına ilişkin yazmış olduğumuz denklemlerden bir eşitlik bulduk. Aslında bu denklemleri dikkat ederseniz bir genel bir formda yazabiliriz. Örneğin D noktasındaki C çarpı V5'i bizim zincirimiz 5 elemanlı bir zincirdi. Şurada 5 elemanlı bir zincir. Dolayısıyla n elemanı için yazarsak, yani bu denklemleri n elemanlı zincir izolatör için yazarsak şu eşitliği yazmamız mümkün. Burada her iki tarafı C'ye böldüğünüz zaman Vn ile gösterdiğimiz eşitliği buluruz. Dolayısıyla n zincirdeki eleman sayısı kaç elemanlı olursa olsun, 30 elemanlı bir zincir olursa buraya n yerine 30 yazacağız. Dolayısıyla V30'u işte diğer Vn-1'den faydalanarak, C1 ve C değerlerinden faydalanarak bulacağız. Dolayısıyla zincir izolatörlerde potansiyel dağılımı dediğimiz bir eşitliği bulduk. Burada doğal olarak toplam gerilim, yani buradaki V gerilimi tüm zincirlerdeki gerilimlerin toplamına eşittir. Potansiyel dağılımın anlamı da şudur. İletkenin bağlı olduğu kısımdaki potansiyel daha yüksektir. Eş potansiyel çizgileri de gösterecek olsak burada potansiyel değeri yüksektir. Mesela V5 en büyüktür. Ve iletkenden uzaklaştıkça potansiyeller küçülür. V5 V4'ten büyüktür. V4 V3'ten büyüktür. En küçüğü V1'dir. Yani şu eşitlik. Evet, buradaki V'de toplam uygulanan gerilim, özür dilerim, toplam potansiyel, toplam fazlarası gerilimimiz U ise aynı zamanda V U bölü köküçe de eşit olduğunu V'nin rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi burada bir de zincir verimi söz konusu. Zincir veriminin nü ile gösteriyoruz. Zincir verimi faz nötr geriliminin zincirdeki izolatör sayısı ve Vn dediğimiz kaç en son zincirin potansiyel değerinin oranına eşit. Yani zincir verimini burada gördüğünüz eşitlik yardımıyla hesaplayabiliriz. Şimdi bununla ilgili bir örnek çözelim. Zincir izolatörlerde potansiyel dağılımına ilişkin bir örnek çözelim. Örneğimizde 35 kilovoltluk 3 fazlı bir enerji iletim hattı ve iletkenlerin asılması için 4 elemandan oluşan bir izolatör zinciri. Biz az önceki örneğimizde 5 elemanlı bir örnek göstermiştik. Ama burada 4 elemandan oluştuğu için biraz sonra şekli çizeceğiz. 4 elemanlı, bakın, 4 elemanlı bir zincir gösterdik. Her bir ünitenin kapasitesi 40 pikofarad. Yani buradaki C ile gösterdiğimiz kapasiteler 40 pikofarad. Ve direğe göre kapasiteler 4 pikofarad. Direğe göre kapasiteleri de C1 ile gösterdik. O yüzden burada C1'ler 4 pikofarad, C ise 40 pikofarad olarak verilmiş. Ve sistemde koruma halkası bulunduğu takdirde konsoldan itibaren izolatör ünitelerinin sap ve kapak arasında koruma halkasına göre kapasiteleri yukarıdan aşağıya doğru 1, 2 ve 3 pikofarad. Koruma halkasının
dönem başındaki dersin başındaki derslerde koruma halkasından bahsetmiştik. Özellikle potansiyel dağılımını düzenlemek için kullanılan ve korona kayıplarını azaltmak için kullanılan çember şeklinde bir halkaydı. Geçen notlarımızdan, eski notlarımızdan bakıp onu hatırlayabilirsiniz. Evet, bunlar da 1, 2, 3 pikofarad verilmiş. Şimdi A şıkkında koruma halkasız durumda, koruma halkası yokken izolatör üniteleri üzerindeki gerilim dağılımını ve zincir verimini, yani az önce kullandığımız şu eşitliği, bulduğumuz eşitliği kullanarak buradan da izolatör zincir verimini bulabiliriz. A şıkkında koruma halkası yok. O zaman A şıkkını çözelim. Hemen şeklimizi bu şekilde çiziyoruz. Her bir elemanın kapasitesini C ile gösterdik. İzolatördeki zincirlerin her bir zincir elemanın kapasitesi C. Direğe göre kapasiteleri de C1. Gerilim seviyemiz de 35 kilovolt. Yani U 35 kilovolt olarak verilmiş. Şuradaki toplam V değeri aslında V potansiyel veya faz nötr gerilimi de buna diyebiliriz. V faz nötr gerilim olduğu için U bölü kök 3'ten volt cinsinden V'nin değerini buluyoruz. Buradaki V neye eşit? V1 artı, V2 artı, V3 artı, V4'e eşit. Şu toplamı yazdık. Bu dört nolu denklemimiz olsun. Şimdi de şuradaki şu düğüm noktasına göre akımları yazarsak I3, I1 artı I2 eşit. Az önce yaptığımız gibi I3 yerine omega CV2, I1 yerine omega CV1, I2 yerine de yine omega C1 V1 yazıp C yerine 40 pikofarad verilmiş. C1 yerine de 4 pikofarad bu da örnekte verilmiş. Yazarak buradan V2 ile V1 arasında bir eşitlik bulduk. Bu da bir nolu eşitliğimiz olsun. Şu düğüm noktasına göre akımları yazarsak I5 eşit I3 artı I4. I5, I3 artı I4. Ve yine buradaki I5, I3, I4'ü omega C ve V'ler türünden yazıp C yerine 40 pikofarad, C1 yerine 4 pikofarad koyup şu eşitliği elde ettik. Bu da 3 nolu denklemimiz olsun. Son olarak da şuradaki düğüm noktasına göre I7 eşit I5 artı I6. Buradan da bir denklem daha elde ettik. Şimdi 4 tane denklem elde ettik. A şıkkında bizden ne istiyordu? İzolatör üniteleri üzerindeki gerilim dağılımını ve zincir verimini hesaplayınız. İşte izolatör üniteleri üzerindeki gerilim dağılımı nedir? Yani V1, V2, V3 ve V4'ü istiyor. Burada da sonuç olarak yani bilinmeyen 4 tane bilinmeyen var. Ve bizim 4 tane 1, 2, 3, 4 tane denklemimiz var. Dolayısıyla 4 bilinmeyen 4 denklem olduğuna göre bu 4 denklem takımının çözümü V1, V2, V3 ve V4 değerlerini verecektir. İşte burada çözümün nasıl yapıldığı da gösterilmiş. Sonuç olarak 4 değer yani V1, V2, V3 ve V4 hesaplanıyor. Gerilim değerlerine dikkat ederseniz izolatöre, daha doğrusu iletkene en yakın olan V4 gerilim en büyük değerdir. V1 gerilim ise en küçük değerdir. Sonuçlar da yine burada bunun doğruluğunu bize gösteriyor. Evet, zincir verimi istenmişti. Zincir verimi şu eşitlik yardımıyla hesaplanıyor. V değerini 20.000 yani bir önceki slaytta 20.207,85 volt olarak bulmuştuk. Vn dediğimiz burada 4 elemanlı olduğu için n yerine 4 yazacağız. N yerine 4, Vn yerine de V4, V4'ün değerinde yerine yazarsak buradan zincir veriminin %76,6 olduğunu buluruz. Evet, B şıkkında da koruma halkalı durumda B şıkkı için eğer koruma halkası kullanılmışsa aynı gerilim dağılım ve zincir verimi isteniyor. Ve koruma halkası kullanıldığı durumda kapasiteler yukarıdan aşağıya doğru 1, 2 ve 3 pikofaradmış. Dolayısıyla şeklimizi evet koruma halkalı durum için
şeklimizi bu şekilde çizebiliriz. Burada da koruma halkası kullanıldığı durum için koruma halkası ile izolatörü zincir elemanları arasında yeni kapasiteler oluşur ve zaten bu kapasiteler soruda 1, 2 ve 3 pikofarad olarak verilmiş. Yukarıdan aşağıya doğru 1, 2 ve 3 pikofarad dediği için CK1, 1 pikofarad, CK2, 2 pikofarad, CK3'te 3 pikofarad. Yani aynı durum, koruma halkalı durum için aynı eşit büyüklükleri V1, V2, V3, V4'ü hesaplayacağız. Burada da düğüm noktalarını A, B, C ile gösterdik. Yine düğüm noktasındaki akım eşitliklerini tek tek yazarak A noktası için yazarsak gelen akımlar I4 ve I3'tür. Giden akımlar I1 ve I2'dir. Dolayısıyla I4 artı I3, I2 artı I1'e eşit olur. Burada da yine I4, I1, I2, I4 yani tüm akım değerlerini yazıp CK1 yerine, daha doğrusu C yerine 40 pikofarad, C'ler yerine 40 pikofarad, C1 yerine 4 pikofarad ve A noktası için yazdığımız ilk denklemde C1, CK1 yerine de 1 pikofarad yazarsak buradan bir nolu denklemimizi elde ederiz. V1, V2, V3, V4'ün olduğu bir nolu denklem. Benzer şekilde B noktası için, şu B noktası için I5 artı I7, I4 artı I4 artı I6 eşittir. Yine akımların omega C V cinsinden değerlerini yazıp burada da CK2 yerine 2 pikofarad yazarsak 2 nolu denklemi elde ederiz. C noktası için de I8 artı I10, I5 artı I9'a eşit. C noktası için I8 artı I10, I5 artı I9'a eşit. Burada da CK3 yerine 3 pikofarad yazarsak buradan da 3 nolu denklemi elde ederiz. 4 nolu denklemimiz neydi? Tüm potansiyellerin toplamı V1 artı V2 artı V3 artı V4 V potansiyeline ya da V gerilimine daha doğrusu eşit. Onun da değerini faz nötr gerilim olarak bulmuştuk. Sonuç olarak burada da 4 tane bilinmeyen ve 4 tane denklem var. Bu 4 denklem takımının çözümünde V1, V2, V3, V4 bu şekilde bulunur. Zincir verimi de V bölü yine N çarpı Vn eşitliğinden burada N yerine yine 4 koyacağız. 4 çarpı V4 değerinden zincir verimi %84.4. Dikkat ederseniz koruma halkasız durumda zincir verimi %76.6 idi. Koruma halkası kullandığımız zaman zincir veriminin yükseldiğini de görüyoruz. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Hoşça kalın.